Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Konya altında bulunan Cafe de Börek'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma sahipleri Sayın İsmail Sağdaş ve Levent Aytay Beyefendiler var. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizi kısaca yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben İsmail Sağdaş, aslında Spartalıyım. Yaklaşık olarak 7 senedir burada ve Antalya'dayım. 2,5-3 senedir de işletmeyi devraldık. Biz bu işletmemizi Levent Bey'le beraber ortak olarak işletiyoruz. Evet efendim. Biraz da Levent Bey'den bilgi alalım. Ben de bahsettiğim gibi Levent Aytar, Ankaralıyım. 16 yıldır Antalya'dayım. Yani sektörel anlamda ilk deneyimiz ama 3 yıldır birlikteyiz. Biz aynı zamanda enişte kayın olarak ne kadar güzel bir aile işiniz olmuş. Evet. Çok yani güzel. Bu şekilde biz olarak bu işletmemizi 3 yıldır iyi bir hizmet vermek amacıyla bir arada koşturuyoruz. Evet, çok güzel efendim. Çok güzel, şirin bir kafe, aynı zamanda restoran tarzı bir yeriniz olduğunuzu görüyorum efendim. Bir çapıda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? Yani aşağı yukarı 60-70 kişiyi ağırlama şansına sahibiz. Evet. Yani çok yoğun olduğumuz süre zarfında. Evet. Peki çalışma saatleriniz nedir efendim? Biz sabah 6.30'da işletmemizi açıyoruz. 7'de servisimize başlıyoruz. Kışın 9, yazında 12, 1. Bazen müşterinin durumuna göre. Yani tabii yazlık bir yer olduğu için, turistik de bir yer olduğu için efendim. Diyorsunuz ki gece yarısı 1-2'yi bile bulabiliyor tabii, değil mi? Artı bizim... Yani dışarıdaki yürüyüş yolumuz denize inen yoldur. Evet. Yani direkt olarak tüm Toros dediğimiz, yukarı Toros sahil bölgesine dediğimiz, evet, sahil bölgesine inen tek yol burası. Evet. Bizim dükkanımızın önü. O yüzden dolayı da geçiş alanı olduğu için de 1'e kadar bazen açık kaldığımız olabiliyor. Ne kadar güzel efendim. Sabahları erken saatlerde açmış olduğunuz için tabii ki bu güzel böreklerimizden, su böreğimizden ve güzel taze sıkılmış portakal suyumuzdan da çayımızdan da içme fırsatını buluyor değil mi efendim? Aynen, misafirleriniz. Aynen, ne kadar aynen. Güzel. Saat 6.30'da hatta saat 6.30-7'de bizi arayıp da servisiniz var mı deyip servis gönderdiğimiz noktalarımız bile var ki ondan dolayı çok memnunlar müşterilerimiz bizden. Evet efendim. Levent Bey'le beraber bu işletmeyi en hijyenik, en güvenilir şekilde işletmeye çalışıyoruz. Evet efendim. Güzel olduğuna inanıyoruz. Güvenilir olduğuna inanıyoruz. Çok güzel. Ki sizler de bizleri bu yüzden dolayı tercih edip geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ününüzü bayağı duyduk efendim. Cafe de Börek olarak. Bu arada size çok teşekkür ediyorum efendim. Çok hijyen ve sağlıklı bir ortamda hizmet verdiğiniz için. Ekibimizle hem mutfağınızı hem imalathanenizi hem de bu şirin güzel restoranınızı gezdik. Evet. Ve hijyen bir ortamda, sağlıklı koşullarda sağlıklı bir şekilde hizmet verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü insan sağlığı çok önemli. Çok önemli, kesinlikle. Siz de bunu önemsemişsiniz efendim. Biz de bunu gördük. Çok kesinlikle. Teşekkürler. Gıda Tarım Bakanlığı'nın her türlü onayımız var tüm ürünlerimiz için. Gerek imalathanemiz olarak, gerek buradaki işletmemiz olarak. Mutfaktaki arkadaşlarımız, hakikaten Antalya'nın seçkin daha önceki restoranlarında çalışmış olan arkadaşlarımız gerek. Profesyonel börekler, bir ekiple beraber değil mi efendim çalışıyoruz? Biz sadece su böreği ve mantı olarak değil, çok çeşitli ürünlerimiz var. Burada görüldüğü gibi işte saçaklı kebabımızdan saç kavurmasına kadar. Çok ünlüymüş. Evet, biraz bahsedebilir miyiz efendim saçaklı kebabımızdan? Yani bu, tabii yani patatesi jülyen şeklinde doğranıyor. Aynı şekilde eti de öyle. Kontrfile kullanıyoruz ve çok özel bir kebap. Hakikaten yiyen müşterilerimizin çok hoşuna giden özel domates sosu ve yoğurtla harmanlanarak elde edilen bir ürün. Ama evet, sadece farklı. Bize has bir ürün hakikatinde. Evet. Siz kendi özel hem sevginizi hem emeğinizi ve güzel baharatlarınızı koyaraktan diyorsunuz. Değişik soslarla süsleyip misafirlerimize ikram ediyoruz değil mi efendim? Kesinlikle efendim. Ben biraz da çeşitlerimizden bahsetmek istiyorum. Tabii ki sabah kahvaltısı olsun, günün her saati olsun. Su böreği çeşidimiz var. Mantımızı da görüyorum. Tabii ki hiçbir zaman vazgeçilmezimiz biliyorsunuz mantımız da sizde var. Aynı zamanda ünlü bir yemeğimiz de var aynı şekilde. Spesiyelimiz de var. Peki başka bunun hangi çeşitlerimiz var? Sabahtan işte böreğimizin yanında kahvaltı çeşitlerimiz var. Oldukça zengin bir kahvaltı menümüz var. Burada krepten tutun da her türlü omlet çeşitleri, yumurta çeşitlerini yapma şansına sahibiz. 11'e kadar zaten oldukça yoğun bir şekilde kahvaltı dönemimiz var. Evet. Daha sonra ise işte bölgedeki iş yerlerinin yoğun olması sebebiyle yemek olayına geçiyoruz. Yani oldukça catering hizmetiniz de varmış efendim. Kesinlikle. Duyduğumuz kadarıyla. Evet. Yani bu özel müşterilerimiz tarafından gelen talep üzerine biz tablot dediğimiz günün çok menüsü güzel. Çıkarıyoruz. Her gün farklı bir ürün. Yani bir aylık bir menü çıkarıyoruz. Müşterilerimiz her gün bizde hangi ürünün olduğunu bir ay öncesinden görme şansına sahipler. Bu ne anlamda kadar da hem efendim, paket servisi olarak hem buradaki gelen müşterilerimize iyi bir hizmet vermeyi
70 hedefliyorum. Yani diyelim ki çalışıyoruz, çok özür dilerim böldüm sözünüzü. Diyelim ki çalışıyoruz efendim, evde yemek, tabii ki kendi yaptığımız yemeği yemek fırsatımız olmadığı için, her gün değişik table d'hote çıkardığınız için, farklı ana yemekler çıkardığınız için ne oluyor? Her gün farklı yemekler evet. yiyebildiğimiz için bu ev özlemini burada gidermiş kesinlikle. Oluyoruz. Hem sabah kahvaltısı aslında olarak hem öğlen hem de akşam yemeği olarak değil mi efendim? Evet, bugün şöyle örnek verelim. Buyurun. Mesela bugün karnıyarık, pilav, salata, yoğurt ve meyvemiz vardı. Yani hepimiz evet. evimizde yani karnıyarık yemeği oldukça severiz ama bugün menümüzde yapması zor oluyor kesinlikle. Değil mi efendim? Evet. Çok uğraştıran evet. yemek olduğu yani için. Mutlak et yemekleri ve tavuk yemeği olarak dörtlü menü şeklinde çıkarıyoruz. Ha, bunun yanında sebze yemeği isteyenlere de haftanın belirli günlerinde sebze yemekleri yapıyoruz. Tabii vejetaryen olanlar var, et yemek. Bunu bile düşünmüşsünüz, ne kadar güzel. Yani, et yemeyenler de var evet. çünkü. Et yemeğinin yanında ikinci bir yemek olarak ekstra bir yemek de yapabiliyoruz. Ustamız bu konuda kendisini her zaman için tedarikli davranıyor. İkinci bir yemek olarak da mutlak bulunduruyor. İşte nedir bu mesela? Taze fasulye, kuru fasulye, nohut şeklinde değişik ürünlerle. Evimizin vazgeçilmezleri değil mi efendim? Ve onun haricinde belki de Türk mutfağının hiç vazgeçilmez ürünlerinden biri mantımızda. Evet. Öğle yemeklerinde yemeği beğenmeyen olabilir veya farklı bir şeyler yemek isteyen onlar için de mantımızda servis veriyoruz. Bunları ayrıca da paket servis olarak da yani çalışma saatlerimiz boyunca 6.30'dan akşam 9'a kadar kışın evet. Yazında gece 12'ye kadar paket servisimizde sürekliliğimiz var. Ne kadar evet. güzel efendim. Yani zaten ilkiniz buymuş. Müşteri memnuniyeti öncelikle geliyor efendim. Evet. Bu yüzden de müşterinizden öncelikli olarak sizi tercih ediyorlar. Güler yüzlü, kaliteli bir evet. hizmet ve hijyen ve sağlıklı bir ortamda hizmet tabii ki her zaman öncelikli olarak geliyor değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bir de dediğimiz gibi kesin hizmetinizi bahsetmiştik. Evet. Ama sizin tabii ki bayilik bu müşteri memnuniyetinden dolayı ve referanslar doğrultusunda bayiliğinizi almak isteyen firmalar da varmış. Kesinlikle. İleriki dönemlerde efendim düşünür müsünüz böyle bir çalışmayı? Tabii hedeflerimizden bir tanesi de o. Kafede Börek isminin oldukça yaygın olmasını. Antalya'dan başladık zaten bu hizmetimize. Aynı İlk şekilde etapta, ama aynı kalite ve aynı hizmette değil mi zaten efendim? Zaten belli bir konsept oluşturduk zaten. Buna uygun gereken çalışmalarımızı yaptık. Bu doğrultuda da ilerleyen günlerde hareket etmek istiyoruz. Şu anda bizden franchiser olarak, bayilik olarak isteyen yerler evet, var. Şu anda çok ismi, derin evet. bir inceleme yapıyoruz. Yani tabii çünkü ki. Kalitemizden kesinlikle ödün vermeyecek ve bu ismi taşıyacak olan insanlarla görüşüyoruz. Bu anlamda da efendim? İleriki günlerde de farklı bir çalışmalarımız mutlaka olacak. Tabii ki şimdi franchising hizmetini verirken evet. de sizin bu güzel kalitenizden, damak tadınızdan ödün kesinlikle. Vermeyecek şekilde bütün konseptinize uygun olursa neden kafede börek olarak başka şubeler olmasın değil olmasın, mi efendim? Kesinlikle efendim. Evet. Evet efendim. Şimdi tabii ki biliyorsunuz hem restoran hem de kafede börek olarak da yani, tabii sırf börek olarak söylemiyoruz. Değişik damak tatlarından hizmet veriyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki biz bayanlar günlerimiz olsun tabii ki Allah gecinden versin cenazesi, mevlüt yemekleri olsun, nişan, düğün zamanları olsun mutlaka özel siparişler veriyoruz. Mesela meşhur bir ev baklavanız varmış. Aynı evet. zamanda da su böreğiniz varmış efendim. Bunun için özel tabii ki tepsileriniz ufak olsun, büyük olsun. Önceden tabii sipariş verildiği üzere bunları temin edebiliyorsunuz değil tabii mi efendim? Ki. Bununla ilgili bize bir gün önceden, en azından bir gün önceden bize haber verdikleri zaman küçük veya büyük olarak nasıl bir tepsi bazında isterlerse o şekilde tepsileri hazırlanıp kıymalı, peynirli şeklinde veya karışık. Bir evet. tepside karışık şekilde de yapabiliyoruz. İstenilen tabii, şekilde yapabiliyoruz diyorsunuz nasıl efendim. Nasıl istenirse o şekilde tüm sipariş veren vatandaşlarımıza hizmet verebiliyoruz bununla ilgili. Nedir? İşte telefonla gelip ya da bizim işletmemize gelip bize bunu sipariş verebilirler. Ya da web sayfanızdan size ulaşabilirler değil mi efendim? Ulaşabilirler mutlak. Tabii ki bununla ilgili de web sayfamızla da ilgili çalışmalarımız yapıldı. Her şeyimiz tamam. Evet. Oradan da bize hizmet yani mail yoluyla ulaşıp bize. Abi telefon kadar da yakınız diyorsunuz. Ki, en önemlisi de bu zaten değil mi? Kesinlikle. En güzeli o efendim. Yani bizim numaramız da çok özel bir numaradır. Bunu herkes yani verir. Ve herkesin mutfağına mutlak magnet yapıştırdık. Ne kadar güzel mutlak efendim. Mutlak. Yani diyorsunuz kimsenin gözünden kaçmaz değil mi efendim? Evet efendim. Dediğiniz peki. gibi işte baklavamız ev baklavasıdır. Evet. Cevizlidir. Ve belki de en meşhur baklava olarak Antalya'da... Çok lezzetli gözüküyor zaten evet. efendim. Yani Antalya'da evet. şu anda bizim baklavamızın üzerine yok diyebilirim. Ev baklavasının üzerine özellikle.
Biz de ne diyoruz efendim? Eğer canımız su böreği veya baklava, ev baklavası istiyorsa kafede böreği arayıp bir telefon kadar yakınız diyorsunuz değil mi efendim? Aynen öyle. Tabii ki önceden sipariş verildiği zaman sipariş üzerine yapıyorsunuz. Tabii. Ama canımız isterse akşam 9'a kadar kışın, yazında diyorsunuz 12'ye kadar. 11-12'ye biz kadar. Buradayız efendim. Aynen. Damak tadımızı merak edenleri ve yolu Antalya, Konya altından geçen herkesi kafede böreği bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz efendim. Evet efendim. Misyonumuzu şu şekilde belirledik efendim. Hepimiz Türk halkıyız. Geleneksel bir misafir mantığımız var. Buraya gelen müşterilerimizi biz kesinlikle evimize gelen bir misafir olarak kabul ediyoruz. Ve gönderirken o şekilde ağırlayarak, o şekilde göndermeyi kendimize İlk hedef olarak belirledik. Yani evet, personellerimizi de ona göre yetiştirdik. Evet. Gelen müşterimize mutlaka hoş geldin, giden müşterimize de hoşça kalın, güle güle demeyi mutlak esirgemiyoruz. Evet. Bu yüzden ekibinize de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güler yüzlü ve titiz bir çalışmasıyla efendim. Çok zaten biz de onları gördük. Ekibiniz de sizin gibi güler yüzlü, sıcakkanlı insanlar ve temiz ve hijyen bir ortamda hizmet veriyorsunuz. Bu çok daha önemli ve kaliteli bir damak tadı, ağız tadı her zaman önemli değil mi çok efendim? Teşekkür ediyorum. Evet, son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sırayla alabilir miyiz efendim? Dediğim gibi yani eğer kendilerini evlerinde gibi hissetmek istiyorlarsa, hakikaten o şekilde ağırlanmak, o şekilde hizmet almak istiyorlarsa bizi tercih etmeleri yeterlidir. Evet, hepsine efendim. Şimdiden çok çok teşekkürler. Evet efendim. Demin de dediğim gibi yani biz buraya neden kimleri, herkesi bekliyoruz? Bizim güler yüzümüze, ekibimizin güler yüzüne, hijyene ve kalite damak tadı değil mi? Ve aile ortamına. Herkesi buraya bekliyorum. Tüm Antalya, tüm Türkiye'den buraya Antalya, Konya altına gelen herkesi bekliyoruz efendim. Evet efendim. Biz de bu görüşünüze katılıyoruz. Bu güzel lezzetlerinizden tatmak isteyenleri ne yapıyoruz? Kafede böreğe bekliyoruz değil mi efendim? Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Antalya, Konya altında bulunan Kafede Börek'ten seslendik. Söz Merkez Stüdyolarında.